Merhaba arkadaşlar, Örse Örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz çantamızı çalışacağız. Umarım aradığınız örnek model budur. Kolay ve anlaşılır bir video olur. Hep birlikte çantamıza başlıyoruz. Kolay gelsin. Sıfır nolu tığ kullanacağım. Kilo işe aldığım koton ipim, ince bir ip, çok kalın değil. Kapatma aparatlarımız. Ve yan tarafa askılarımızı tutturacağımız aparatlarımız. İlk ilmeğimi kıvırdım, ipimi bir tane zincir çekip sıkıladım. Bundan sonra 45 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 bu şekilde devam ederek 45 zincir çekiyoruz. 45 zincirimi çektim. Hemen arkada gördüğümüz bu ters gibi görünen noktaya 6 tane sık iğne yapıyorum. İplerimiz biraz dolaşıyor katları. Hemen arkasındaki ters görünen kısma girdim. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptım. Ve sonrasında son zincirime kadar tek tek batacağım. Her arkadaki ters görünen bu kısma bir kez batarak bu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Her noktaya bir kez batalım. Son zincirime kadar tek tek batarak devam ediyoruz ta ki bu noktaya kadar. 6 tane artırmadan sonra bu kısmı saymıyoruz ve bundan sonra 1 2 3 sayıyoruz. 43 ilmek. 43 ilmek ördük. Düz olarak sık iğne yaptık ve bu noktaya 6 tane sık iğne yapıyoruz. Ve ilk yaptığım sık iğnemin tepesine bir tane işaret koyuyorum. 6. sık iğnemizin ilki. Ve bu kısma 6 tane 1 yaptık. Pardon. Tek sık iğne, düz sık iğne yapıyoruz. İki. Yine aynı noktaya. Üç. İğneyi de takınca biraz daha zorlaştı. Dört. 5 ve 6 aynı noktaya. 6 tane sık iğne yaptık ve bu noktaya da bir tane aparat takıyoruz.
Ve bundan sonra sık iğnelerimizin tam karşısına gelecek şekilde 43 tane sık iğne yapıyoruz. Köşelerde 6 sık iğne, düz olarak da 43 tane sık iğnemiz oluyor. Bu şekilde tek tek batarak sonuna kadar gidiyoruz. Bu tarafa 43 de bu tarafa sık iğnelerimizi yaptık. 6'şar da tek noktaya batarak köşelere yapmıştık sık iğnemizi. Ve şimdi devam ediyoruz. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Çıkarıyorum. Kaydırma yaparak kapattım sıramı. Ve ilk noktama çektiğim zinciri saymıyorum. Bir tane battım. İki defa da çekiyorum. Tekrar doladım. Bir kez daha aynı noktaya battım. Çıktığım noktada zincirimi saymıyorum. Bir noktaya iki kere battım. Bir, iki. Ve altı tane çift batacağız. Peş peşe. İkinciyi yaptık. Her noktaya ikişer tane ikili trabzan yaptık ve sonuncu yani altıncı kısma da yapıyoruz. Aynı noktaya bir kez daha iki defa da çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ve bundan sonra her noktaya bir kez batarak 43 tane ikili trabzan yapıyorum. Her noktaya bir kez batıyorum. Aynı burada yaptığım işlemi bu noktalarda da yapıyorum. Her noktaya ikişer kez batarak daha sonrasında tek tek ve başa geliyoruz. Bu sıramızda da 43 trabzan yukarı, 43 trabzan aşağı, köşelerde 12'şer tane ikili trabzanımız oluştu. Ve sıramızı tamamladık. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Bu noktaya battık. Bu şekilde zincirimizi çektik ve bu noktaya yine çift batacağız. 1 2 Sonrasına tek tek batıyoruz. Bir tane çift başlamıştık başlangıçta. 1, 2, 3, 4 tane tekli yaptıktan sonra bu noktaya 2 defa batacağız. Tekrar aynı noktaya battık.
tam orta kısım çantamızın ortası ve hemen yanındakine yine çift batacağız. 1 2 Bu sırada artırma işlemlerimiz tamamlanıyor. Tam ortası 1 2 tane çift battık. 4 tane tekli yapacağız. 1 2 3 ve 4. Aparatımızı çıkarıyorum. Bu noktaya da çift yapıyoruz. Aynı noktaya iki defa batırıyoruz yani. Tekrar battık. Bundan sonra örneğimizi sıralıyoruz. Arka taraftan giriyorum. Yine ikili trabzan şeklinde ama ilmeğimizi arka taraftan boşluktan girip bu şekilde çekiyoruz. 9 tane yapacağız bu şekilde. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane arka taraftan aldık ve trabzanlarımızı yaptık. Bir kez doladım. Ön taraftan giriyorum. Hafif çektim. İki defa da aldım. Bir zincir. Tekrar bir kez doladım aynı noktaya, aynı şekilde girdim, hafif çektim ipimi, bir iki defa da aldım. Yine buradaki gibi arka taraftan girip 9 tane yapıyoruz. İki defa da çekiyorum ve bu şekilde 9 tane yapıyoruz. 9 tane yaptık bu kısmı da. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Çantamızın orta kısmındayız. Üstten aldık. Doladık. Bu noktaya düz trabzan yaptık bir tane. Tekrar doladık. Hemen yanındaki trabzanımızın üzerine bu şekilde aldık. Tekrar hemen üstüne batıyoruz. Düz bir trabzan yapıyoruz. Yine aynı şekilde önden aldık. Düz trabzan. Bir kez daha yapıyoruz. Düz trabzanımızı yaptıktan sonra ön taraftan alıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş tane önden aldık. Aralarına da bir, iki, 3 4 tane düz trabzan yaptık. Şimdi bu kısımda yaptığımız işlemin aynısını bu kısımda da yapıyoruz. 9 tane arkadan alıyoruz. Bir
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane arka taraftan aldık. Bir kez doluyoruz. Hemen ön taraftan alıyoruz. Araya bir zincir. Aynı noktaya üstten girip yine bir tane daha yaptık. Sonrasında 9 tane arkadan alıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Örneğimiz bu şekilde sıralandı. Aynı işlemleri karşı tarafa da yapacağız. Artık bu aparatlara ihtiyacımız kalmadı. Tam bu noktaya iki defa batıyoruz. Aynı noktaya iki kez batıyoruz. 4 defa düz gidiyoruz. 4 tane trabzanımızı düz yapacağız. Düz derken tek tek batıyoruz. 1 2 3 4. Diğer köşede yaptığımız işlemin aynısı ve artırma işlemlerimiz bu sıradan sonra bitiyor. 2 defa batıyoruz. 4 tane tekli yaptık ve yine 2 defa batıyoruz. 1 aynı noktaya battım. 2 4 tane tek batıyorum. 1 2 3 4 aparatımı çıkarıp çift batıyorum o noktaya. Ve sonrasında karşı tarafa yaptığımız işlemlerin aynısını bu kısma yapıyoruz. 9 tane arkadan bir tane çift olarak önden bu şekilde devam ediyoruz. Bu kısmımızın aynısını bu tarafa da yapıyoruz ve başa geliyoruz. Karşı tarafa da aynı şekilde yaptık. Ve bir üst sıraya çıkıyoruz. Aparatımı aldım. Hemen buradaki trabzanımın üstüne batıyorum. Kaydırma işlemi yaparak sıramı tamamlıyorum. Sıkıladım. Küçük bir zincir. Gevşek bir şekilde çektim. Bir kez doladım. Ve bu ikili trabzanımın ilkiyle üst sırama çıkıyorum. Dıştan aldım. Tekrar köşemizin tamamını bu şekilde üstten alarak ve her trabzanımın üzerine bir kez batarak bu işlemi yapıyorum. Köşemizin tamamını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane trabzanımın üzerine üstten alarak bu şekilde ördüm. Bundan sonra bu noktada hiç artma eksilme olmayacak.
çantamızın üstüne kadar böyle devam edecek. Bu kısımda 9 tane arkadan alıyoruz yine. 9 tane arka taraftan alarak devam ediyoruz. Dokuz tane yaptım. Ön taraftan alıyorum. İki defa da çektim. Bir kez doluyorum. Boşluğa girip trabzanımı yaptım. Araya bir zincir. Yine boşluğa giriyorum. Doladım ve ön taraftan biraz çektim ve kapattım. Yine 9 tane arkadan alarak devam ediyoruz. Dokuz tane arkadan aldım. Çantamızın orta kısmı. Bir önceki sırada önden almıştık. Yine önden alıyoruz. Bir düz trabzan yaptıklarımızı arkadan alıyoruz. Bir önden, bir arkadan. Bir önden alıyoruz. Bir arkadan alıyoruz. Orta kısmımız da hiç değişmeyecek. Çantamızın üst kısmına kadar bu şekilde bir önden bir arkadan örerek devam edeceğiz bu kısmı. Sadece bu kısımlarda yaprağımız oluşacak. Aradaki sayılar değişecek. Bu kısım yukarı kadar aynı şekilde devam edecek. Ve şimdi 9 tane tersimizi örüyoruz. Burada yaptığımız işlemin aynısını bu kısımlarda da yapıyoruz. Köşemizi 16 tane burada yaptığımız gibi üstten alarak devam ediyoruz. Ve sıramızın başına geliyoruz. Sıramızı tamamladık. Bu kısımda ne yapıyorsak diğer kısımlarda da aynı işlemleri yapıyoruz. Orta kısımlarımız ve kenarlarımız, çantamız bitene kadar sayısı ve yapım aşamaları değişmeyecek. Hep aynı şekilde devam edecek. Çıkış noktalarımız da aynı şekilde. Hemen bu noktaya giriyoruz. Sık iğne, pardon, kaydırma yaptık. Bir küçük zincirle sıkıladık ve sonrasında hafif çektik. Tamamını 16 ilmeğimizi, 16 trabzanımızı yine bu şekilde önden alarak devam ediyoruz. Sayımız hiç değişmeyecek köşelerde. Köşemizi tamamladım. Bu sırada 7 tane arkadan alacağız. 1 2 3 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane arkadan aldık. Yine arkadan alıyoruz. Yarım çektim, bıraktım, tekrar doladım. Diğer ikincisini de alıyorum, 9. ilmeğimi de.
Ve hepsini birlikte kapatıyorum. Burada kesme işlemini yaptık. Bir, önden aldım. İki, önden aldım. Tam ortaya boşluğa batıyorum. İki defa da çektim. Ortaya bir zincir. Tekrar boşluğa. Diğer iki tane trabzanımı önden aldım ve tamamladım orta kısmımı. Hemen arkasından kesme işlemini yapıyoruz. Tekrar doluyorum. Birleştirdim. Ve 7 tane arka taraftan alıyorum. Saymaya da gerek yok. Ortadaki işlemlerin olduğu noktaya kadar arkadan alarak devam ediyoruz. Ve son arkadan aldığım trabzanın kesme işleminden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve bu kısımdaki işlemimiz aynı şekilde bir önden bir arkadan bir önden bir arkadan. Devam edip geliyoruz. Bir üst sıraya çıktık. Köşemizi yaptık. 6 tane arkadan trabzanlarımızı alıyoruz. Bu şekilde 1 2 3 1 2 3 4 5 6 tane yaptıktan sonra aldık. Yarım bıraktık. Tekrar doluyoruz. Bu şekilde. Ve hepsini birlikte alıyoruz. Kapatıyoruz. İlk üstten aldığımız ilmeğimizin üzerinden bir kez daha alıyoruz. Sonrasında üstten bir kez daha üstten boşluğa trabzan yapıyoruz. Araya bir zincir, tekrar bir trabzan daha. 3 tane üst taraftan alarak tekli yapıyoruz. 1 2 3 Ve üçüncünün üzerine bir kez daha trabzan çekiyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Bu noktada boşluktan arka taraftan aldık. Bırakıyoruz. Bir kez daha dolayıp
Yine arkadan. Ve hepsini birlikte aldık. Sonrasında 6 tane düz olarak arkadan alıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu kısmı da bir üstten bir arkadan, bir üstten bir arkadan hiç değişmeyecek ve diğer kısımları buradaki yaptığımız işlemlerin aynısını buralarda da yapıyoruz ve tekrar başa geliyoruz. Sıramızı tamamladık. Yine bir üst sıraya çıkıyoruz. Bu kısmı yapıp bu noktada buluşuyoruz. Beş tane arka taraftan alıyoruz tekli. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane tek aldıktan sonra yine kesme işlemimiz var. Bir taneyi alıyoruz, yarım bırakıyoruz, tekrar doladık, boşluktan girip boşluktan arka taraftan ipimizi çektik ve hepsini birlikte kapatıyoruz. Bu noktada yine çift yapıyoruz. İlk trabzanımızın üzerine önden yaptığımız. Bir kez daha aynı noktaya battık. Sonrasını tek tek. 1 2 3 4 Tam ortaya bir trabzan, boşluğa bir zincir, tekrar boşluğa bir trabzan daha yapıyoruz. Üstten tek tek örerek devam ediyoruz. 2 3 4 5 ve beşincinin üzerine bir kez daha işlemimizi tamamladık, yaprak kısmımızı. Bu kısımda yine bir kesme işlemimiz var. Bir tane kesiyoruz, daraltıyoruz, yarım bıraktık. Bir sonrası bir, iki, üç, dört, beş tane ters olarak, yani arka taraftan alacağız. Diğer kısımlar aynı şekilde. Kesme işleminden sonra bir, iki, üç, dört, beş tane daha yaptım. Ve devam ediyoruz. Aynı şekilde yapılacak. Bu kısımlar zaten değişmiyor. Hep aynı şekilde. Sıramızın başına geliyoruz ve tekrar bu noktada buluşuyoruz. Bir üst sıraya çıktık. Köşemizi yaptık. Ve şimdi yaprak bölümündeyiz. 1, 2, 3, 4 tane arka taraftan trabzanlarımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 4 tane yaptık.
yarım çektik, tekrar doladık. Ve hepsini birlikte kapattık. Üstten aldık, yarım bıraktık, tekrar doladık. Bir sonrasının üzerinden tekrar yine kapatmıyoruz. Bir kez daha 3 tane şişimize bu şekilde tığımıza aldık ve hepsini birlikte aldık. Kapattık. Bir kez doluyoruz. Hemen yanındaki trabzanımızın arka tarafından girdik. Bir kez aldık, doladık. Buradan giriyoruz. Tekrar boşluktan ve bir kez daha aynı noktaya iki kere arka taraftan trabzan aldık. Devam ediyoruz ön taraftan. 1 2 3 Ortaya yine boşluğa batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Bir zincir ve bir trabzan daha. Üç tane üstten alarak tek tek örüyoruz. Bir, iki, üç. Bir sonrasını arkadan alıyoruz. Kapattık. Bir kez daha aynı noktadan giriyoruz. Bir trabzan daha yaptık arka tarafa. Üç tane yarım alıyoruz. 1 2 3 ve hepsini birlikte kapatıyoruz. Tekrar doladık. Arka taraftan giriyoruz. Yarım alıyoruz. Tekrar bir yarım daha ve hepsini birlikte aldık. Sonrasında tek tek örüyoruz arka taraftan. 1 2 3 4 Bu kısmımızı yine aynı şekilde bir önden bir arkadan örüyoruz. Bu kısımda yaptığımız işlemin aynısını diğer yapraklarımızın üzerinde de yapıyoruz. Köşemizi de tamamlayıp bu noktada tekrar buluşuyoruz. Bir üst sıraya çıktık. Tekrar bu noktadayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane arka taraftan öreceğiz. Tek tek her birinin arkasından girip birer tane örüyoruz. 8 tane olacak.
1, 2, 3, 4 tane ördüm. Devam ediyoruz. Bu şekilde girdim alttan. Ve yine giriyoruz alttan, üst taraftan. Şu şekilde çıkıyoruz. Ve 8. ilmeğimiz 8. trabzanımız. İpimizi bu şekilde aldık ve iki defa da çektik. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir üstten aldık. 2, 3, 4. Boşluğa girdik. Bir trabzan, bir zincir, tekrar boşluktan bir trabzan daha. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4 tane daha yapıyoruz üst taraftan. Dördüncüyü de yaptık. 8 tane arka taraftan alacağız. Bu sırada kesme artırma yapmadık. Sadece ortada yaprağımızın ortasında yaptık artırmamızı. Giriyorum. Bu şekilde aldım. Bir sonrakinden sekiz tane arka taraftan aldıktan sonra diğer yapraklarımızı da aynı bu sıralamayla devam ettiriyoruz. Sayalım tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diğer yapraklarımızı da bölümlerimizi de aynı şekilde yapıyoruz. Bu kısımlar zaten hiç değişmiyor ve bu noktada tekrar görüşüyoruz. Bir üst sıradayız. Kenarımızı yaptık, köşemizi ve burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane arkadan alarak yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tek tek ördük. Altı tane ilmeğimizi, trabzanımızı. Buradaki iki ilmeğimizi birleştireceğiz. Yarım aldım. Tekrar aynı şekilde. Ve hepsini birlikte kapatıyorum.
baştaki üst kısımdan aldığımız ilmeğimizin üzerine bir tane yaptık ve bir kez daha yapıyoruz. Yaprağımızın bu kısmındaki işlemimiz bu şekilde. Sonrasında tek tek üstten alarak ortaya kadar devam ediyoruz. Orta kısma trabzanımızı yaptık, bir zincirimizi çektik ve bir kez daha bir, iki, üç, dört, beş. Beşincinin üzerine bir kez daha yapıyoruz. Arka taraftan girdik. Hemen bir tanesinin üzerinden bir ilmeğin yarısını aldık. Bir kez daha ve bir ilmeği daha bu şekilde alıyoruz. İkisini birleştirdik. 6 taneyi tek tek alarak arka taraftan örüyoruz. Kestiğimiz 2 ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ördük. Ve diğer kısımları yine aynı şekilde örüp tekrar bu noktaya geliyoruz. Bir üst sıradayız. Kenarımızı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 tane ters örüyoruz arka taraftan tek tek. Bir, iki, üç, dört, beş. Ve şimdi kesme işlemimizi yapıyoruz. Bir tanesinden aldık, yarım bıraktık, tekrar doladık. İkinciyi de aynı şekilde ve hepsini birlikte. Bir tane üstten aldık, kapatmadık, tekrar ikinci kez alıyoruz, yarım kapattık, bir kez daha hepsini birlikte kapatıyoruz. Arka taraftan tek trabzanımızın üzerinden bir kez aldık. Doladık, aynı noktaya bir kez daha arka taraftan trabzanımızı yapıyoruz. Üçünü birlikte aldık. Tek ilmeği arka taraftan iki kez alarak artırdık. Ve şimdi düz olarak ön taraftan ilmeklerimizi alıyoruz. Trabzanlarımızı yapıyoruz. 2, 3 ve ortaya bir kez bir zincir. Tekrar boşluğa bir trabzan daha.
Bir, iki, üç tane yaptıktan sonra arka taraftan alıyoruz. İki defa da çektik. Yine aynı şekilde aynı noktadan girdik. Bir trabzan daha yaptık arka taraftan. Ve 3 ilmeğimizi birlikte toparlayacağız. Bunun için de yarım yarım çekiyoruz. Ve hepsini topladık. Bir sonraki ilmeğimizin arka tarafından girdik ve ikisini birlikte aldık. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane tersimizi yapıyoruz. 5 tane yaptık. Tamamını dolanıp tekrar aynı noktada buluşuyoruz. Bir üst sıradayız. Bu kısma kadar arka taraftan alacağız ve kesme artırma yapmayacağız. 9 tane bu şekilde arkadan alacağız. Arka taraftan alarak devam ettik. Tekrar devam ediyoruz. Bu şekilde aldık. Son iki tane daha. Hepsini arka taraftan bu şekilde aldık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Başlangıçta da dokuzdu. Şimdi de dokuz tane tersten aldığımız trabzanlarımız var. Yaprağımızın artık uç kısmını yapıyoruz. Hemen sonrasındaki hepsini birlikte aldım. Bir, iki tane ördük. Üstten aldık. Trabzanımızı yapıyoruz iki tane ama araya zincir çekmiyoruz. Hemen sonrasında bir tane daha. Arada zincir yok. Bir, iki ve diğer ikiyi birlikte alacağız. Yavaş yavaş yaprağımızı uç kısma doğru kapatıyoruz. Dokuz tane arkadan alarak trabzanlarımızı tamamlıyoruz. İki, uç kısma doğru hafiften çekiyorum düzgün durması için.
Başa kadar, yani bu kısma kadar ters olarak örüyoruz arka taraftan. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Dönüp geliyoruz tekrar. Sıramı tamamladım. Köşe kısmını üstten aldım. Ve buradaki 9 tane arka taraftan aldığım ilmeğimi de ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Herhangi bir şey yapmadık. Tek tek ördük. Hemen burada bir kez doluyorum. Bir öncekinde kestiğim yaprağımın üstünden aldım. Doladım, bir sonrakine aynı şekilde yarım aldım ve birlikte kapattım. Dört tane üstten alıyoruz. Bir, iki. Ortada artırma yok. 3 4 ve sonrasında ikisini birlikte alacağız. Yarım aldım. Birlikte alıyorum. Arka taraftan 9 tane trabzanımızı alıyoruz. Bu sıramızda yapacağımız işlem bu kadar. Sadece yaprağımızın tepesinde 9 tane örüyoruz ve devam edip bu noktaya kadar geliyoruz. Bir üst sıradayız. Buradaki işlemlerimiz aynı olduğu için önceden hazırladım. Yine yaprağımızın tepesinden kesme işlemimize devam ediyoruz. Bir sonrakini de aldık. Birlikte kapattık. Ortada iki tane kaldı tekli. Bir, 2 ve sonrasında sol taraftaki iki trabzanı kapatıyoruz birlikte. Arka taraftan alarak 9 tane tersten trabzanımızı yapıyoruz. Diğer işlemlerimiz aynı. Tekrar dönüp bu noktaya kadar geliyoruz. Bir üst sıradayız ve yaprağımızı kesme işlemine devam ediyoruz. İkisini birlikte kapatıyoruz. Arada başka kalmadığı için aldık. Sağdan 2, soldan 2 ilmeği bir yaptık. Bu sıramızda da sadece bu kısımlarda işlem yaptık. Diğer kısımlar aynı şekilde devam ediyor. Yandaki arkadan aldığımız İlmeklerimiz hep aynı. 9 ilmek, 9 trabzan. Bir üst sıradayız ve yaprağımızın son kesme işlemini yapacağız.
Bu sıramızı da bu şekilde, sadece yaprağımızda burada işlem var, diğer kısımlar aynı. Tam tur dönüp geliyoruz. Bir sonraki sıramızdayız. Şu an yaprağımızın tam tepesine bir tane trabzan yapıyoruz. Dokuz tane arka taraftan trabzanlarımızı yaptık. Tam tepesine bir tane trabzan yaptık ve sonrasında diğer kısımlar aynı. Arka taraftan alarak devam ediyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Tepesine bir tane trabzan yaptık. Diğer kısımlar aynı şekilde devam edecek bu sıramızda. Tekrar aynı noktaya gelince yaprağımıza tekrar başlıyoruz. Aynı noktaya döndük, geldik. 9 tane arkadan ördük. Arkadan örerek aldık trabzanlarımızı ve burada çıktığımız bir tane trabzanımızın üzerine yaprağımızı tekrar başlıyoruz. Üstten aldık. Bir zincir çektik ve tekrar bir tane daha aldık üstten. Örneğimiz bu şekilde. Yaprağımız bombeli, kabarık. Bir yaprak daha yapıyoruz üzerine ve sonrasında tekrar başlıyoruz. Üst kısmı ve pardon, askı kısmını yapmaya. Öncelikle bir yaprak daha yapıyoruz buraya. Hep birlikte ikinci yaprağını da tamamladık. İsterseniz bir yaprak daha örüp daha uzun bir çanta yapabilirsiniz. Kenar kısmını yapacağız. Bir kez doluyoruz ve her noktaya bir tane çakma sık iğnesi yapıyoruz. Bir kez doluyoruz, bir kez batıyoruz ve hepsini birlikte alıyoruz. Bu şekilde bir sıra çakma sık iğnesi yapıyoruz. Bir kez doladık. Her sık iğneye birer kez batarak bu şekilde çakma sık iğnemizi yapıyoruz bir sıra. Tam tur dönüp bu noktada buluşuyoruz. Sıramın sonundaki son çakma iğnemi de alıyorum. Bu noktaya değil, bu noktaya değil, hemen sonrakine batıp kaydırma işlemi yapıyorum. Bir zincirle yukarı çıktım. Hiçbir işlem yapmadan hemen geriye bir tane batıp ilmeğimi arkadan öne aldım. İkisini birlikte. Tekrar bir geriye battım, ilmeğimi aldım. Ters sık iğne yapıyoruz şimdi. Bir sıra ters sık iğne yapacağız. Bir sonraki noktaya batıyoruz. İlmeğimizi aldık ve geçirdik. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Ama işlemi bu şekilde yapmıyorum. Aynı işlemi bir arkadan. Arkada görmüş olduğumuz bu zincirden
alıyorum. Ve aldım. Az önce yapmış olduğumuz işlemin aynısı. Sadece arkadaki iki kanattan alıyorum. Ve ördüm. Ön taraftaki kanadı bırakıyoruz. Bu noktadan giriyoruz. Arkadaki iki kanattan aldım ve iki ilmeğimi birlikte aldım. Tekrar bu şekilde girmemin sebebi daha net gözüksün diye. Yoksa bu kadar uğraşmanıza gerek yok. Direkt batıp arkadaki iki kanattan alıp devam edebilirsiniz. Tam tur dönüp tekrar bu noktada buluşuyoruz. Ters sık iğnelerimizi de bu şekilde yaptık. Son sık iğnemi yapıyorum ve ipimi kesiyorum. İlk bu şekilde başlamıştık. Sonuncu ve şu aradan giriyoruz. Aldım ama herhangi bir düğüm atmıyorum. Tam arasından çıktım. İpimi bu kısımdan geçiriyorum. İğneye ipimi taktım. Bu şekilde biraz daha çektim. Ve sonrasında alt taraftan, arka taraftan saklıyoruz. Çantamızın ana gövde kısmı bitti. Askısını ve yan taraftaki aparatları nasıl takacağımızı yapıyoruz. Askılarımızı dikmek için biraz şu şekilde gösterelim. İp bıraktık. Çapraz yaptım. Sıkıladıktan sonra 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5.'yi tuttum. Bir tane çekmiştim. 2, 3. Ve hemen 5. zincirimin üzerinden ikili trabzanımı yaptım. 5 tane yapıyoruz bu şekilde. Bir, iki, üç, dört, beş. Üç zincir çekiyorum. Bir, iki, üç. Bir kez doladım. Bir, iki, üç, dört, beş. İlk noktamın bana bakan kanadını alacağız. Yani kendinize taraf olanı. Bu şekilde öreceğiz. Hemen sonrasının yine ön kanadını diyelim. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Aynı şekilde bir kez daha yapıyoruz. 3 zincir. 1, 2, 3. Bir kez doladık.
Yine arka kanatlarından, yani ön kanatlarından alarak, alışmışız arka kanat demeye. Bize bakan taraftaki kanattan, ön kanattan yani. 5 tane daha yapıyoruz. Çantamızın askı kısmını yapıyoruz. 1, 2, 3 sıra yaptık. Beşerli. 1, 2, 3, 4, 5. Ve hep ön kanatlardan aldık. 1, 2, 3 zincir çektik. Çevirdik. Bir kez doladık. Bu şekilde aldık. Tekrar bir kez doluyoruz. İkinci trabzanımızın arka tarafından iki defa da çekiyoruz. Bir önden, bir arkadan. Tekrar arkadan. Ve önden. Yan taraftaki çıkış zincirlerimize dokunmuyoruz. Bir, iki, üç düz. Bir, iki ters. Çeviriyoruz. Üç zincir. Üç. Şu an arka tarafta gözüktüğü için arka taraftan alıyoruz. Öndekileri önden alıyoruz. Ters düz yapar gibi. Ön tarafta gözükenleri önden, arka tarafta gözükenleri de arka taraftan alıyoruz. Boşluktan girerek. Ve çantamızın askı kısmını bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar devam ettiriyoruz. Burada arkada bir tane var. Bunu unutmayalım. Çıktığımız 3 zincir kenarda. Tekrar 3 zincirle çıkıyoruz. Bu sırada ön tarafta bir önden, bir arkadan ve kenardaki 3 zincirimize dokunmuyoruz. Onlar sadece çıkışlar için. Arka taraftan ve ön taraftakini alacağız. Size derken kendim karıştırdım. Ön taraftaki bu kısım bu şekilde alacağız. Arkadaki çıkış zincirimiz arkada kalacak. 1, 2, 3 arka taraftan. 2 defa da çekiyoruz. Bu şekilde devam edelim. 1.10 ile 1.20 santim arasında isteğinize göre değişebilir. Aradan girdim ve çekiyorum. Yeteri kadar ördükten sonra 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Bir kez doladık. Başlangıçta yaptığımız gibi ön kanatlardan alarak 5 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5.
Bir sıra daha öreceğiz. Aynı şekilde arka kanattan alarak çevirdik. 1, 2, 3. Yine arka kanatlardan alıyoruz. Pardon, ön kanatlardan alıyoruz. Ön taraftan, yani kendimizden taraftan gözüken kısım. Bir de düzgün söyleyebilirsem süper olacak. Ekranda nasıl gözüküyorsa o şekilde yapın. 5. Ve çantamızın askı kısmı bitmiş bulunmakta. İlmeğimizi çekiyoruz ve keserek ipimizi bitiriyoruz. Dikmek için biraz pay bıraktım. Halkamızın içine takıyoruz. Hangi tarafı düz tarafı olsun istiyorsanız o şekilde kullanın. Ben öne bu kısmı getireceğim. Bu sebeple bu şekilde takıyorum. Ön taraftan alma sebebim de ondan dolayıydı. Daha rahat dönebilsin diye. Askımızı ölçerken esneterek ölçelim. Yoksa düşündüğümüzden çok daha uzun bir askımız olur. 120 santim ördüm. Askımızın ters kısmı 3 tane düz görünen kısım ters olarak düşündüm. Bu kısmı bu noktalardan dikeceğim. İpimi taktım iğneme. Her kanattan birer tane alarak bir sıra devam ediyorum. Bir sırada geri döneceğim. Bir kez de bu şekilde gidiyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde dikiyoruz. İpimizi de en son bu şekilde aralardan çıkarak kesiyoruz. Diğer kısmı da aynı şekilde dikelim. Ön tarafa iki tane düz, kenarlarda ters gözüküyor. Arka tarafımız da bu şekilde. Aynı şekilde çantamızı düzeltiyoruz. Sapımızı, pardon, askımızı düzelttik. Ve tutturuyoruz. Dikmek için biraz ip bırakıyoruz. 6 tane zincir çekiyoruz. Sıkıladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen arkasından her zincirimizin üst kanadına birer tane sık iğne yapıyoruz. 5 tane. 3, 4, 5. Bir zincir çekiyoruz, geriye dönüyoruz. Tekrar 5 tane sık iğne. Bir zincir ve bir üst sıraya çıkıyoruz.
10 sıra ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. sıradan sonra çantamızın bu kısmını alıyoruz. Düz olan tarafı bu şekilde tuttuk. İçinden geçiriyoruz. Ve karşılıklı bir tane zincir attık. Karşılıklı bu şekilde 2 sıra sık iğne daha yapacağız. Birini tutturarak devam ediyoruz. Her noktadan bir tane alarak karşılıklı. Beş tane sık iğne yine yapıyoruz. Bir zincirle dönüyoruz ve bir sıra daha yaptıktan sonra işlemimiz bitiyor. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Çantamızın askılarını tutturmak için 2, 4, 6, 2, 4, 6 sayıyoruz. Ortadaki 4 tanenin üzerine dikeceğiz. 1, 2, 3, 4 taneyi atlıyoruz. Tam bu kısımdan çantamızın sap kısmını, askı kısmını tutturuyoruz. Şu noktada bu şekilde bir sıra buradan, bir sıra da buradan dikerek çantamızı tutturalım. Bir sıra da alt kısımdan bu noktalardan tek tek atlayarak geçiyoruz. 1, 2 sıra tutturdum. Bir sıra da bu kısımdan tutturuyorum. Bir alttan, bir hemen yanından, aynı şekilde karşı tarafı da tutturuyoruz. Çantamız bu haliyle de kullanılabilir. Fermuar dikilip üzerine ben bir de bu şekilde bir kapatma aparatı çalışacağım. Ve bunları takmak için de böyle bir parça ihtiyacımız var. 25 zincirle başlıyoruz. 25 zincirimi çektim. Hemen İkinci zincirimin arkasındaki sık iğneden giriyorum. Daha doğrusu ters görünen noktadan giriyorum. Bu şekilde son bir zincirim kalana kadar düz sık iğne yapıyorum. 23 tane sık iğnem oldu. Ve köşedeki tek kalan zincirime 3 defa batıyorum. Yine aynı arka taraftan ters görünen noktadan alıyorum. İpimi üzerine attım. Bu noktaya 3 defa batıyorum. 1, 2 ve 3. Bundan sonrasını her noktaya bir kez batarak 23 tane sık iğne yapıyorum karşılıklı gelecek şekilde. Ve buradaki 3 noktaya da birer aparat yerleştiriyorum. Artırma noktalarımız olacak karışmasın o yüzden. 1, 2 ve 3. Bu noktalara bir sonraki dönüşümüzde artırma işlemi yapacağız.
Düz sık iğnemizi yapıyoruz sıramızın sonuna kadar. 23 sık iğnemi yaptım. Alt başa geldim ve tekrar ters dönüyorum. Yani geriye dönüyorum. Bir zincir çektim. Ve şimdi arka kanatlardan alarak sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Bu yüzümüz düz yüzümüz olacak. Bu şekilde buradaki noktaya kadar devam ediyoruz. İlk iğnemizi çıkarıyoruz. Yine arka kanattan alıyoruz. 1 2 İkinci kanadımıza tekrar iğnemizi takıyoruz. Aynısını beyazda ve morda da yapıyoruz. Arka kanattan alıyoruz. 1 2 ve ikinciye iğnemizi takıyoruz. Hemen sonrasındaki 1 2 ve ikinciye taktık. Diğer kısımlar aynı şekilde tek tek batarak devam ediyoruz. Tekrar bir zincirle geriye dönüyoruz. İğnemizin olduğu noktaya kadar. İğnemizin olduğu noktaya kadar geldik ve bu noktada 3 defa batacağız. 1 2 ve 3. Ortadaki ilmeğimizin üzerine takıyoruz. 3 defa battık. Arka kanattan aldık. Aradaki boşları tek yapıyoruz. Ve aynı şekilde bu noktaya ve siyah iğnemizin olduğu noktaya da yapıyoruz aynı işlemi. Aradakiler tek. 1 2 3 ve bu noktaya iğnemi taktım. Köşemizi tamamladık. Aynı işlemleri yaptık her iğnemizin altına ve düz olarak arka kanattan alıp tekrar bu noktaya geliyoruz. Bir kez daha gittim geldim ve iğnemin olduğu noktaya 3 tane arka taraftan sık iğne yapıyorum ve artık iğnelere ihtiyacım yok. Son sıram şu an. Diğer kısımları düz örüyorum. Düz derken tek tek alıyorum. Tek sık iğne yapıyorum. Ve iğnelerin olduğu noktaya 3 tane yapıyorum. Ve bir daha iğnelerimi takmıyorum. Son sıram çünkü. 1 2 3 Aynı işlemi bu noktada da yapıyoruz ve başa kadar devam ediyoruz. Sıralarımızı tamamladık. Son kenarımızı yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıp bir tane sık iğne. 1 Bu noktaya 2 3 4 4 tane de karşı tarafa yaparak alt sıramızı tamamlıyoruz. 2 3 4
bir zincir çektim ve bu aparatımıza da ters sık iğne yapacağız. Bu noktadan girdik, arka taraftan aldık ve ördük. Aynı şekilde geriye doğru tek tek sık iğnelerimizi yapıyoruz. Köşeler de değişmiyor. Aynı şekilde devam ediyoruz. Tamamını yaptık. Başlangıç noktamızdayız. İlk battığımız noktaya köşe olduğu için bir kez daha batıyoruz. Arkadan aldık ve kesiyoruz. Burada düğüm atmıyoruz. Bu şekilde boş bırakıyoruz ve diğer ilk yaptığımız ters sık iğnemizin içinden çekiyoruz ipimizi. Tabi biraz dikmek için ip bırakacaktım ama unuttum, fark etmez. Biraz daha ip keseriz. 7 zincir çektim. Şimdi de 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 bir zincir dönüyorum ve devam ediyorum. 1 2 3 4 5 sıra ördüm. Aparatınızı bu şekilde tutup büyüklüğünü kontrol edebilirsiniz. Dikmek için biraz ip bıraktım ve kestim. İçinden geçiriyorum, bitirdim. Bu kısmı istediğiniz şekilde buradan geçiriyorsunuz. Geçirirken ipinize dikkat edin, ipinizi kesmesin. Yatırdım geriye doğru. Ön yüzü üste gelecek, alt tarafa bu şekilde küçük olan tarafını geçireyim, şu şekilde yapalım. Arka taraftan göstermeden dikiyoruz. Bu şekilde bir aparat çıkmışsa bunu takmayı unutmuyorsunuz. Sonrasında kapatıyorsunuz. Bu kısmını dikmek kolay. Arka tarafta zaten dikiş yerleri belli. O noktalardan bir atlayıp bir geçtim. Bu noktada bu kısmın görünmesi çok da önemli değil ama arka tarafa dikkat edin. Bu noktadan tekrar geçin ve arka taraftan farklı bir noktadan çıkın. Bu şekilde iki defa dolanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ters tarafa diktiğim için sökmek zorunda kaldım. Bu yüzümüze dikeceğiz. Bu şekilde görünen kısma dikmemiz gerekiyor. Az önce ben fark etmediğim için, siz de hiç söylemediğiniz için ön yüzüne dikmişim. Tekrar söktüm ve şimdi bu noktadan tekrar dikeceğim. Kapatma aparatımızı ters tarafına diktik. Ön yüzümüz bu şekilde ve bu kısımdan çantamızın arka tarafına, tam orta kısmına bu şekilde bir sıra buradan, bir sıra da buradan bu kısımda yaptığımız işlemleri yaparak dikiyoruz. 1 2 3'üncünün hizasından bu şekilde girdik. Ve ters sık iğnelerimizin altından tutturuyoruz. Bir alttan bir üstten.
Bu şekilde çantamızı ayarlıyoruz. Zaten orta kısım belli. Hafifçe kaldırdım ve tam bu noktaya gelecek şekilde diğer aparatımı takıyorum. Bir, iki, üç tanenin uç kısmına denk geliyor. Arka taraftan da diğer aparatımızı da takıyoruz ve sıkıştırıyoruz. İplerimize yine dikkat ediyoruz. Kesmesin, koparmasın. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olmayan arkadaşlarım, abone olurlarsa çok sevinirim. Benim için çok değerli. Anlaşılmayan yerleri yorum bölümüne yazarsanız hızlıca yardımcı olurum. Umarım anlaşılır bir video oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.